Bir beyit de Ulvi Mahlaslı şairimizden gelsin. Şair, arz-ı hal etmek tabirini kullanıyor şiirde. Arz-ı hal etmek, yani halini arz etmek. Eskiden arzu halcilik diye bir meslek varmış. Yani genelde sokaklarda, köşe başlarında resmi kurumlara, devlet makamlarına dilekçe yazmak için az çok okumuş etmiş, okuması yazması olan kişiler bu mesleği yaparlarmış, arzu halcilik. Kişi gelir, meramını anlatır, devletten isteğini veya resmi kurumdan isteğini söyler. Arzu halci dilekçenin yazılma kurallarına göre uygun bir şekilde halini arz eder, teslim eder. Şair de burada arz-ı hal etmek ifadesini kullanıyor. Diyor ki, arz-ı hal etmek için, yani halimi sana arz etmek için seni bir türlü müsait, seni bir türlü tenha bulamıyorum. Seni tenha bulduğum zaman da, seni müsait bulduğum zaman da kendimi kaybediyorum. Bu sefer de kendimi bulamıyorum. Ama kendi ifadesiyle söylersek daha güzel oluyor. Diyor ki, arz-ı hal etmeye cana seni tenha bulamam, seni tenha bulacak kendimi asla bulamam. Nahifi mahlaslı şairimizin de şu beyti hakikaten içimizi ısıtacak türden. Mana murad olundukta diyor ki, ey ay yüzlüm, ey yüzüm ahım, gözüm seni gördü, gönlüm seni sevdi. Benim bunda bir günahım var mı? Benim bunda ne günahım var? Ama böyle işte düz cümleler kurunca olmuyor. Şairin kendi ifadelerini kullanınca ayrı bir estetik kazanıyor şiir. Diyor ki, göz gördü, gönül sevdi seni, ey yüzüm ahım, kurbanın olam. Var mı benim bunda günah?